çok büyük bir fiyasko yaşadı Ankara. Suriye politikası başından itibaren yanlıştı ve yanlışın bunun yanlış olduğu çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Ama yanlışta ısrar edildi. Yanlışta ısrar faturayı daha da arttırdı. Önümüzde çok büyük bir fatura var. Yıllardır ödemekte olduğumuz ve daha da ödeyeceğimiz bir fatura var. Bunun bir boyutu Türkiye'ye de sirayet etmiş olan terördür. Bir diğer boyutu Milyonlarca mültecidir, bunların e, Türkiye'ye de doğurduğu bir takım sorunlardır. Burada kastım mültecilerin sorun doğurduğu değil, mültecilerin varlığının zaten bir sorun potansiyeli olduğu ve özellikle de Türkiye'de ayrımcı, ırkçı düşüncelerin en son Ümit Özdağ örneğinde gördüğümüz gibi e, mültecilerin varlığını çok hızlı bir şekilde ulu orta, bir şekilde suistimal etmesidir. Yani Türkiye'nin dengelerini çok ciddi bir şekilde zaten çok da sağlam olmayan dengelerini çok ciddi bir şekilde Suriye politikası ve Suriye'de yaşananlar bozdu. Ve hala Türkiye'yi yönetenler bu konuda bir yüzleşmeye, bir öz eleştiriye gitmiş değiller. Sanki her attıkları adım hep doğruydu gibi bir havada bir üslupla hareket ediyorlar. Ama ilk başladıklarıyla bugün geldikleri nokta arasında çok çok büyük bir fark var. 180 derece olarak tarif edebileceğimiz bir fark var. İlk dönemdeki yapılan açıklamalarla şimdi gelinen noktaya bakın. Ya da Rus uçağının düşürüldüğü zamanda yapılan açıklamalarla, meydan okumalarla bir süredir Rusya ile kurulan ilişkilerdeki düşük profilli Açıklamalara bakın, Türkiye gerçek anlamda bir fiyasko yaşıyor ancak e, bunu, bunu kabul etme yoluna gitmiyor. Bugün tabi bu yayını yapmaya karar verdikten sonra, tanıtımını yaptıktan sonra bir haberle karşılaştık. E, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ki, ki kendisi bu fiyaskoyla sonuçlanan Suriye politikasının baş sorumlularından biriydi. Marmara Üniversitesi'nde, eski üniversitesidir, orada bir öğrenci kulübünde yanılmıyorsam, yapması düşünülen konuşma e, sudan bir bahaneyle üniversite yönetimi tarafından iptal edilmiş. Şimdi bir tarafta e, Suriye politikasının yanlışlığı konusunda herhangi bir açık bir beyanda bulunmayan bir siyasi iktidar, bir diğer tarafta da e, bu politikanın birinci derecede sorumlusu, Larından birisi olan Ahmet Davutoğlu gözden düşünce ona e, eski üniversitesinde bir saatlik konferansı bile çok gören bir e, iktidar söz konusu. Bu da karibi, e, kaderin garip bir e, tecellisi olarak karşımızda duruyor.